eşcinselleri sahnede gördükleri zaman bravo, bravo. Sokakta gördükleri zaman ne topluluğun kalıyor, ne tekerleğin kalıyor, ne dönmeliğin kalıyor, ne sibokluğun kalıyor. Hakaret oluyorsun. Sokakta ben program yapıyorum ya. İsmail abi, İsmail abi, sakalların çıkmış abi. Diyor. Hani beni rencide çek ya. Öbürü geliyor. Necati, Necati, karın seni affetti, evine dön. Öbürü geliyor. Falan filan. Ne dedim ben? Ah bebeğim öyle mi derim? Hemen gideceğim dedi. Öbürü, İsmail abi, İsmail abi dedim. Bebeğim ben dedim, babanım senin dedim. Abin değilim dedim, babanım dedim. Anana sor, babamı gördüm. Anne dersin dedim, sana olayları anlatır dedim. Millet güldü gırgı. Babam bana erkeklik dersi veriyordu. Kalk bakalım Nedim diyordu, erkek gibi yürü. Yani bana da erkeklik dersi verirken Zeki Müren dinliyordu, dikkatini çekiyor. Helal mi? Helal. Helal mi? Helal. Sana da helal. Benim olayım şu, ben kendim olaya girip, ben yaz kampında beni animatör, yani ben eğlendiren şahıs ve de İngiliz hocası olarak Ned ismiyle, yani Nedim de değil, İngiliz kimliğiyle, İngiliz, yani aldatma oldu ama onlar öyle işte. Dediler ki, Nedim Bey, Türkçe konuşma, İngilizce, bunlar dediler, pratik yapmak gerekiyor, İngilizce, zengin çocukları yaz kampında böyle. Eğlenceler, işte karaoke şarkılar, danslar, şunlar, bunlar çok güzel şeyler yaparak İngilizce öğretiyorum ben şimdi çocuklara. Çocuklar da çok seviyorlardı beni. Hayatım bak ailelere de sektim. Eğer insanların içinde, genlerinde, hormonlarında, şunda bunda eşcinsellik yoksa bir heteroseksüel asla sonradan ilişkiye bile girse, fantezi olsun diye bu işi yapsa bile eşcinsel değildir. Eşcinsellik beyinde olan bir şey. Koparan yaz kampında benden önce de bu drag queen şovlar, tamam mı? Belki heteroseksüel hocalar tarafından yapıldı. Ha güldüler geçti ama bana ben şimdi cinsel kimliğim böyle olduğu için ben yaptığım zaman ne oldu? Türkiye karıştı. Hürriyet, Milliyet, bütün gazeteler manşet yaptılar. Araştırırsanız yaz kampında skandal, yaz kampında skandal. Hiç skandallık bir şey yok ki hayatım. Bülent Ersoy diva diyorsunuz. Her gün çarşaf çarşaf haberler. Murat Öviç bebeğim o pepeliğiyle aldı götürdü. Kerim Can Durmaz o klibiyle olay. Ben günah keçisi miyim? Ben de bir şeyler yapmak istiyorum. Ya makyaj yapıp üniversiteye gidiyordum. Yani şimdi makyaj değil diyeyim, gözlerime sürmeler çekiyorum. Efendime söyleyeyim. Böyle kadınsı şeyler giyiyorum. Dekan çağırdı beni. Dedim yavrum dedi. Bak dedi burası okul dedi. Şu gözüne kaşına dedi sürme çekme, gözlerini rümelleme dedi. Böyle biraz da erkeksi şeyler giy dedi. Dedim ki ben de peki yasak mı dedim bu dedim. Ya da şimdi dedi yasak olup olmaması önemli değil dedi. Yani çok ilgi çekiyorsun. Gaziantep Şehit Şahin Lisesi'nde öğretmenlik yaparken rüşvet suçlamasıyla suçlayıp beni hapse attırdı, ben hapishanede tecavüze uğradım. Ajda'cığım, Ajda Ender dedi ki hepsini anlat dedi. Türkiye'de dedi, hep dedi gizli kalıyor dedi. Yaşadıklarını dedi, cinsel kimliğinden ötürü dedi, çektiğin acıları dedi, anlat dedi. Anlat yani, herkes seni lay 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 yapıyorsun dedi. Çok böyle rahat, hep rahat yaşamış zannediyordu. Bakın, sonra ben şimdi, bana dediler ki ondan sonra, ben nedir bu dedim. Şizofreni dediler. Öyle bir şey yok. Sen hayal ediyorsun. Ya ben şizofreni olmuşum. Bana tecavüz edildiğini bilmem ne falan beynimde yaratmışım. Böyle böyle bir raporla sıyırdılar işi. Ben affedersiniz kaldım. Bir şey yapamadım. Bir şey diye utandım. Tarabya'da villası vardı. Eşcinsel evine aldı. Acıdı bana. Dedi gel dedi bende kal falan dedi. Ah dedi niye iyi adam dedi. Bak eşcinselden hepsi sütten çıkmış kaşık değil. Adam zannettim ki hani yardımcı olmak istiyor. Adam evde grup seks partileri falan düzenliyor. Ben işte kılıktan kılığa sokuyor. İlk şovumu evde yap. Eşcinselleri sahnede gördükleri zaman bravo. Bravo. Sokakta gördükleri zaman ne topluluğun kalıyor, ne tekerleğin kalıyor, ne dönmeliğin kalıyor, ne sibokluğun kalıyor. Hakaret oluyor. Virüs çıktı. Hayat bitti.
ben kovalamaç oynayarak şeylerle ne diyorlar o zabıtalarla. Artık zabıtalar da abla dediler ya, ben dedim ya ekmek parası biraz görmezden gelin. Şurada program yapıyorum. Zabıta burada durduruyor beni. Gidiyorum şurada program yapıyorum. Zabıta geliyor durduruyor. Şurada yani zabıtalardan kaça kaça ekmek var ne yapacağım? Ama sokakta en az çok bak arkadaşlar merak yani 100 TL'de olsa 100-150 lira. Bu kimseye muhtaç olmadan yaşamamı sağladı yani. Sokakta ben program yapıyorum ya. İlk başlarda ilk sene böyle mesela. Hayat. İsmail abi. Sakalları çıkmış abi. Diyor. Hani beni rencide çek ya. Öbürü geliyor. Necati. Karısı laf etti evine dön. Öbürü geliyor. Falan filan. Ne dedim ben? Ah bebeğim öyle mi derim? Hemen gideceğim dedi. Öbürü. İsmail abi dedim. Bebeğim ben dedim babanım senin dedim. Abin değilim dedim babanım dedim. Anana sor babamı gördüm. Anne dersin dedim sana olayları anlatır dedim. Millet güldü gırgı. Türkiye'de eşcinsel olup da psikolojinin düzgün olması imkansız. Çünkü mahalle baskısı çocukken işte mahalle baskısı, aile baskısı, o baskısı, bu baskısı insanı delirtiyor yani. Babam tabanca tüfek getiriyordu. Hani erkek çocuğuyum, oynayayım, kovboyculuk oynayayım diye. Ben gene gidiyordum, bir yerden bir bebek buluyordum. Bulamasam kendim bebek yapıyordum. Bebeklerle oynuyordum. Bu hepimizin yaşadığı bir şey. Ve ben kendimi hiç, yani erkek gibi hissedemedim. Yani trans kadın olmadığım halde çok fazla böyle kız gibi hissediyordum. İşte mahallede çocuklar oynamaya gittiğim zaman ondan sonra beni hep böyle kız dedim, karı kılıklı. Dalga geçiyorlardı ben. Çocukluktan başladı bu dalga geçme. Karı kılıklı. Ben eve gidiyorum ağlıyorum. Annem beni oynatmıyorlar. O da diyordu ki, annem de diyordu ki Allah rahmet eylesin. Sen de karı gibi bütün başına oynarsa tabii oynatmazlar çocuklar. Biraz erkek gibi davransana oğlum diyordu. Babam bana erkeklik dersi veriyordu. Kalk bakalım Nedim diyordu. Erkek gibi yürü. Yani bana da erkeklik dersi verirken Zeki Müren dinliyordu. Dikkatini çekerim. Babamı çok seviyordum. Babama bir türlü yaklaşamadım. Beni sevmesini sağlayamadım. Sınıfın en çalışkan öğrencisi olsam, üniversiteyi de bitirsem, kolejlerde hocalık da yapsam, babamın gözünde ben bir toptum. Anladın mı? Olmuyor yani. Aile kabul etmiyor. Şu dünyada sevgi büyük değil. Herkes sevmeye, sevinmeye muhtaç. Şu dünyada sevgi büyük. Eşcinseller her yerde, okulda, evde, mecliste ve de nerede istersen camide. Hiç kimse bizim özgürlüğümüze engel olamaz. Hiç kimse bizi zincire mahkum edemez. Çocukları sevemiyorsun bile yavrum. Çünkü bir Michael Jackson olayı da var biliyorsun. Pedofili mi diyorlar bunu? Pedofili. Şimdi çocukları sevemiyorsun bile. Ben mesela çok dikkatli olmam lazım biliyor musunuz? Bir iftira atsa birisi bana, birisi bir iftira atsa bitti. Yani değil çocuğu İngilizce ders vermek. Şey şu halimle ben akrabalarıma dedim. Gelin bedava İngilizce ders verin. Sen dedin olmaz. Benim akrabalarım. Tamam seni seviyoruz ama çocuk özenebilir. Ya çocuk özenebilir mi? Özenemez mi? Bilmiyorum. Yani çocuk içinde yoksa niye özensin ki? Kim özenir bunu Allah aşkına söyleyin. Yavrum kameramanım yakışıklım sen etek giyip de dolaşmaya özenir misin? Ha? Yok diyor bak kafasını sallıyor. Demek ki insan içinde genlerinde hormonlarında olmadıktan sonra korkmayın ya hiçbir şey olmaz.